Lob geliyor ama hücum devam edecek. Eric Green bir üçlük daha kullanıyor. Eric Green uzun süre sonra Bahçeşehir Koleji üçlük isabeti buldu. Doğuş 2 saniye, 1 saniye. Doğuş faul düdüğü çıktı orada. 3 atış. 3 atış yani. 3 atış gelecek. Rıdvan'ın itirazı var bu kez de. Doğuş Özdemiroğlu 3 atış kullanacak. Stanton Key topsuz alanda bu arada. Berke Atar ve Elmedin Kikanoviç arasındaki mücadelede Mehmet Keser Atar düdüğünü çalıyor. Bir kez daha göreceğiz pozisyonu. İşte burada Kikanoviç ve Berke Atar teknik faul oluyor. İsmet top kaybı. Andrews Berk'i gördü. Doğuş Özdemiroğlu yanında. Berk bir an pas mı versem, kendim mi gitsem derken hatalı yürüme yaptı. Top kaybı. Ama Ümit Avcı bu pozisyonda gösterdi ki sayıyla bitmese de o geçiş oyununu Stanton Keith hemen getirip üçlük deniyor. İsabeti bulamadı. RJ Hunter açık alan. Bu arada sportmenlik dışı faul. Stanton Keith'ten çelme takıyor Stanton Keith. 11 numara Stanton Keith sportmenlik dışı faul. Stanton Alex Hamilton 4. faul. Adeta Olmaz son adam oradaki. Chris Wright topu pot altında oyuna sokacak. 14 saniye var hücum için. İyi bir pas Chris Wright'tan. JP Makura bir anda kendini unutturdu. Ve farkı 6'ya çıkardı. 75-69 8. sayısı JP Makura'nın. Kendrick Ray üçlü yolladı. İsabet var. Faul çalındı üçlük giderken. Bakalım isabet geçerli olacak mı? İlginç bir an. Hakemler de onu tartışıyor. Kendrick Ray üçlüye kalktığında topsuz alanda bir faul işareti vardı. Çok kritik bir karar olacak bu eğer. Atış geçerli sayılırsa 3 hakem de şu an fikir alışverişinde. Evet biz de yeniden görüyoruz. İşte bu pozisyonda Chris Wright faul yaparken Kendrick Ray atışa kalkıyor ama hakemlerin kararı burada tabii ki esas nokta. Şu an izlemeye gidiyor.